7. yılın sonunda tezi bitiremeyince attılar beni. Geçen sene atılmış oldum haliyle İstanbul Üniversitesi'nden. Aslında 6 tane daha girişim var. Bunların tüm gidişatı aslında şu: başarılı, başarısız, başarılı, başarısız. Bir yerden kalan müzik aletleri vardı. O müzik aletlerini ikinci el satıp günlük harçlığımızı çıkarmaya çalışıyorduk. İşte biz arabaları falan filan sattık. Yani ne var ne yok aslında son kurşunumuzu paparaya attık diyebilirim. ENİ raporlarına göre Türkiye'de en aktif kullanılan yerli finans uygulaması oldu Papara. 12 milyon kullanıcıya sahip şu anda. 12 Temmuz 1989'da Almanya'da doğdum. O dönem babamla annem tanıştıktan bir yıl sonra babamın doktora görevi sebebiyle Almanya'ya taşınmaya karar vermişlerdi. Annem okulu bırakmak gibi bir fedakarlık yapmıştı. Ben de Almanya'da gözlerimi açtım diyebilirim. Teknik olarak gurbetçiyim veya Almancıyım ama 6 aylıkken Türkiye'ye geri döndüm. O yüzden ilk Almanya serüvenim sadece 6 ay. Türkiye'ye döndüğümde ilk okulu Fatih'te okudum. Fatih'te büyüdüm ben. Yaklaşık 10 yaşıma kadar Fatih'te yaşıyorduk. O dönem ilkokulu bitirdiğimde galiba 4. sınıfın veya 5. sınıfın sonunda Çamlıca'ya taşınmıştık. Üsküdar'da eğitime devam ettim. Sonra lise. Üniversiteyi de Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Bahçeşehir Hukuku 2012 yılında bitirdim. Hukuk bittikten sonra hukuk kariyerime devam etmek istediğim için, biraz da ihtisas sahibi olmak istediğim için İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. O yüksek lisansın ders dönemi bir yıl içinde bitti. Bayağı da iyi bir ortalamam vardı aslında. Ama 7. yılın sonunda tezi bitiremeyince attılar beni. Geçen sene atılmış oldum haliyle İstanbul Üniversitesi'nden. Bir gün birçok öğrenci gibi şu anda Afçıkar'da geri dönerim, tezimi bitiririm diye bekliyorum. Gördüm ki tez yazmakla iş yapmak aynı anda çok kolay işler değilmiş. Avukatlık dönemi benim için aslında çok şey öğrendiğim ama çok da sıkıldığım bir dönemdi. Çok sevdim mi dersen çok sevmedim açıkçası ama hala hukukun ve avukatlık tecrübesinin getirdiği bazı bilgi birikimlerinden faydalanıyorum diyebilirim. Ben ticarete çok erken başladım, 17 yaşımda. Papara'dan önce aslında birçok farklı girişimde bulundum ve hayatımda zaten girişimciliğin olduğu ben 17 yaşımdayken bile belliydi. Yani hayatımda hiçbir zaman ben bir yerde bir profesyonel çalışmadım, bir SGK'lı olmadım bugüne kadar hiçbir yerde. O yüzden girişimcilik yapacağımı biliyordum. Eski bir cep telefonu bayisini işletmekti. Bu cep telefonu bayisi işi ilginç bir şekilde başarılı çıktı. Ben 17 yaşında başladıktan sonra yaklaşık 1,5-2 seneye yakın bu cep telefonu bayiliği dünyasına girdim. 1 adet bayi, 3 adet bayiye çıktı. Başarılı bir operasyon oldu ve sonra başarılı bir satışa konu oldu. Ama sonrasında yaptığım girişimlerde hepsi bu kadar başarılı oldu diyemem. Kendi hikayemin içinde Papara'dan önce aslında 6 tane daha girişim var. Bunların bütün gidişatı aslında şu: başarılı, başarısız, başarılı, başarısız. Ama finans olarak başarısız olsa da aslında hiçbirisini ben başarısız olarak adlandıramam. Çünkü batışlarda başarılı hikayelerden çok daha fazla şey öğreniyor insan. Ailem her zaman destekledi. Yani özellikle yapmak istediğim her işte ben ciddi bir destek gördüm. Benim hala bugün, annem bile bugün hala bazı konularda telefon açıp her gün "Ahmet şöyle bir fikir geldi aklıma, böyle bir şey yapsak mı?" diyen bir kadın. Bizim ailede zaten girişimcilik ruhu bir şekilde var. Biz 4 erkek kardeşiz. Ben en büyüğüm. Kardeşlerimden ikisi daha hukuk okudu. Onlar da avukatlık yapıyorlar. En küçük kardeşim psikoloji ve ekonomi okudu. Onların hepsinin akademik kariyerleri çok iyi. Gerçekten çok başarılılar. Ben gördükçe gurur duyuyorum ve mutlu oluyorum. İkisi şu anda Papara'da avukatlık yapıyorlar. En küçük kardeşim de bizim UX ekibimizle beraber çalışıyor. Papara aslında benim olduğu kadar onlar için de hepimizin şu an pişme yeri. Papara ekibindeki herkes birinci yılını doldurduktan sonra, istisnasız herkes, yönetim kadrosu vesaire, Papara'da ortak oluyor. 18 yaşının altındaysanız ve bir banka hesabı açmak istiyorsanız ebeveynlerinizle birlikte banka şubesine gitmek zorundaydınız o dönem. Bu da çok büyük bir uğraş ama herkesin finansal ihtiyacı var. Belki bu kanunlar düzenlenirken bundan 20 yıl önce 18 yaş altının ihtiyacı yoktu ama bugün baktığımızda insanlar 13 yaşında, 14 yaşında Netflix account'una sahipler. Ve online ödeme, birbirine para gönderme net bir ihtiyaç. Ve nakitten uzaklaştırdıkça bir şeyleri kayıt altına almak da herkesin menfaatine olan bir husus. O yüzden Papara fikri aslında banka hesabı olmayan insanlara iyi finansal çözümler sunma gayesinden ortaya çıktı. Ama sonrasında açıkçası benim daha önceki girişimlerin hepsi geleneksel girişimler olduğu için ve bir teknoloji background'um olmadığı için ben doğrudan Papara'ya başlamakta biraz şüpheci yaklaştım.
Ve ilk önce, bu da çok aslında insanların bildiği bir hikaye değildir. Papara'dan önce global anlamda bu işi yapan bir şirketin Türkiye'de temsilciliğini alarak aslında bir 6 ay 1 sene arası tecrübe kazanma dönemi oldu. Sonrasında bizim Türkiye'de şu anda tabi olduğumuz yasanın taslağı yayınlandıktan sonra aslında Türkiye'de yabancı oyuncuların çok da fazla bir alanının kalmayacağını fark ettim. Bu da avukatlığın getirdiği bir avantaj. Ve biz neden yapamayalım diyerek aslında biraz da deli cesaretiyle hadi deneyelim, bir uygulama geliştirelim şeklinde ortaya çıktı Papara. Aslında dürüst olmak gerekirse Papara'nın ilk yılında hedeflediği kullanıcılar banka kullanıcıları değildi. Banka hesabı olmayan gençlerdi. Şu olgu maalesef benim de aklımda vardı. Bankalar zaten çok iyiler. Bankalarla rekabet etmek çok zor. Ve orada bankayla rekabet edecek bir alan bize yok gibi olguları ben kafama yerleştirmiştim açıkçası ve hiç aklımda doğrudan bankayla rekabet etme fikri yoktu. Ama bir dönem, hiç unutmadığım bir hikaye de bu, her yerde anlatıyorum. Ben de çok oyun oynayan bir insanım. Bir gece PlayStation oynarken PlayStation Network'te online oynamak için oradaki PlayStation Plus account'unuzu yenilemeniz gerekiyor. Benim bankam, çok da iyi bankadır, ismini vermeyeyim tabii ki şu anda. Benim bankam PlayStation Network'e yapacağım ödemeyi reddetti. Bankayı aradığımda, ki hesabımda para var, yani ödemeyi reddetmesi için bir sebep yok. Ödeme yapmak istediğiniz kuruluş yabancı bir kuruluş, biz güvenemiyoruz dedi. Ben bu sorunu 3 haftada çözdüm. Bankaya chargeback talebinde bulunuyorum. İşte banka, karşı tarafı bankasıyla iletişime geçiyor. Benden belgeler isteniyor. Ödemenin kaynağı ve sebebi isteniyor vesaire gibi bir sürecin içinde hayatımdan 3 haftayı çaldılar. Ödeme yapmaya çalıştığım yer Sony, ödemeyi güvensiz bulan bankanın 55 kat pazar değerine sahip. Yani anlayamadım gerçekten. Niye böyle bir uygulama olduğunu da anlamadım. Sonrasında gördüm ki banka hesabı olan insanların da aldığı hizmetler sandığımız kadar mükemmel olmayabilir. Ve o noktada aslında Papara'nın geleceği değişti diyebilirim. Sermayemiz bitmek üzereydi. Yani hatta en son noktada birinci yıl sonunda sermaye artışı yapıyorken işte biz arabaları falan filan sattık. Yani ne var ne yok, aslında son kurşunumuzu Papara'ya attık diyebilirim. O dönem benle İlker beraber ortaktık. O sermaye artışı son sermaye artışımızdı. Sonrasında kâra geçemezsek ya bir yatırım almak zorundaydık ya da kapatmak zorundaydık aslında. Ama bahsettiğim gibi küçük bir strateji değişikliğiyle, yani biz daha büyük bir kitleye erişebiliriz dediğimizde, onun sonuçlarını gördüğümüz noktada finansalların da iyiye gittiğini gördük. En aktif kullanılan demek bütün bankalar dahil olmak üzere bu arada. Şu anda Papara'nın Türkiye'deki aslında her bir bankadan daha çok aylık aktif kullanıcısı var diyebilirim. Bu bizim için beklemediğimiz güzel bir ölçek. İşlem hacmimiz 2021 yılında sanırım 250 milyar TL'nin biraz üstüne çıktı. Büyük bir işlem hacmi yönetiyoruz. Ama hepsinden güzeli, yani benim de en çok aslında baz aldığım KPI diyebileceğim şey, Papara NPS skorunda birinci sıraya yerleşti. Bu da şu demek, net tavsiye skoru deniyor buna. Türkiye'de en çok tavsiye edilen finans uygulaması oldu. Bu da insanları gerçekten sevdiğini ve severek kullandığını gösteriyor. En büyük değer o bence. Papara özelinde en çok zorlandığım konu aslında ilişki yönetimi olabilir. Orada zorlanıyorum. Bu ilişkinin çok fazla paydaşı var. Birincisi, aslında az önce ifade ettiğim gibi, ben daha önce herhangi bir yerde bir çalışan olarak yer almadığım için, hep kendi işimi yapmaya çalıştığım için öncelikle kendi ekibimizin içinde empati kurmakta zorlanıyorum bazen. Çünkü herkesin kendine ait hayat dertleri var. Onları anlamakta güçlük çekebiliyorum. Çünkü ben bizim ekip arkadaşlarımız gibi daha önce bir yerlerde çalışmadım. Bu benim için bir zorluk gerçekten. Kı düzenlemeleri bazen kullanıcılara karşı anlatırken de zorlanıyorsunuz. Bugün sizin birçok yükümlülüğünüz var ama kullanıcılarınız bu yükümlülükleri bilmiyorlar. Ve kullanıcı sayınızın 12 milyon olduğunu düşündüğünde, 12 milyon kullanıcı içinde iyi niyetli olduğu kadar kötü niyetli kullanıcılar da var. Ve kötü niyetlerle uğraşmak gerçekten zor bir iş. Yani şöyle bir örnek verebilirim size. Bugün biz işte Merkez Bankası düzenlemelerine uymak zorunda olduğumuz kadar aynı zamanda Türkiye'de suçla mücadele üzerine kurulmuş olan MASAK düzenlemelerine de tabiyiz. Bütün bu düzenlemelere tabi olurken bazen almış olduğunuz kararlar ve verdiğiniz aksiyonlar kullanıcıda mağduriyet yaratabiliyor. Bunları da anlatmak zor bir iş. Bugün Papara kullanıcıları mesela her zaman bize başvurup derler ki işte bizim işlem limitlerimiz neden artmıyor veya ben kartımla ATM'den neden para çekemiyorum. Aslında bunların hepsi arka tarafta regülatörün koyduğu kurallara uymak zorunda olduğumuz için bizim de kullanıcılarımıza uyguladığımız kurallar. Ama bunları anlatmak çok kolay değil. Çünkü Türkiye'de
İşte bankacılık dediğiniz 150 yılı aşkın zamandır var olan bir sektör. Hatta dünyanın en eski olgunlaşmış sektörlerinden birisi bankacılık. Banka dediğinizde insanlar gerçekten bankanın koyduğu bir kuralın sadece bankanın inisiyatifi olmayabileceğini ve genel bankacılığı uygulamasının bu olduğunu kabul ediyor. Ama bizim gibi aslında o pazardaki yeni oyuncular da zaten default henüz oluşmamış bir güven olduğu için kendinizi daha iyi anlatmanız gerekiyor. Bu biraz zorlandığımız bir konu şu anda bizim ama aşılmayacak işler değil. İşte 5,5 yılı doldurduk. Papara bugün böyle söyleyince biraz tehlikeli olabilir ama insanların banka hesaplarından bile daha güvenli olabilir. Bunun sebebi şu, biliyorsunuz banka hesaplarınızda tuttuğunuz tutarlar işte belli bir tutara kadar garanti altında, hazine garantisi altında. Sizin bankada tuttuğunuz mevduat karşılığında bankalar belirli bir çarpanla beraber kredi veriyorlar. Ve bu karşılık oranı kadar karşılıklar ayrılıyor. Papara'da bunun tam tersi var. Bugün elektronik para kuruluşlarında Türkiye'de hesabınızdaki bakiye neyse o bakiyenin tamamı ertesi gün saat 4.30'a kadar Merkez Bankası nezdinde açılan koruma hesaplarına aktarılıyor. Dolayısıyla insanların kafasındaki o papara benim paramı değerlendiriyor veya işte kötü yaşanmışlıklar sebebiyle ben paparaya ne kadar güvenebilirim sorusunun cevabında aslında mevzuat ya kanun koyucu kullanıcıyı sonuna kadar koruyor. Buradaki amaç zaten kullanıcıyı korumak. Bizim bütün kullanıcılarımızın parası Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda tutuluyor. O yüzden bir güvenlik endişesi aslında yok. Ama bu güvenlik endişesi hala çok fazla gündeme geliyorsa o zaman bizim yaşadığımız zorluğun kendimizi doğru anlatamamak olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl içinde papara faaliyetlerine Doğu Avrupa'da ve Almanya'da başlayacak aynı zamanda. Aynı deneyimi oradaki insanlara götürmeye çalışacağız. Bu deneyim kapsamında Türk insanların dünyanın her yerine ücretsiz para gönderip alabilmesini sağlamaya çalışacağız. Ve Avrupa'da nispeten yaş ortalaması Türkiye'den daha yüksek olan pazarlarda biraz daha zor şartlar altında, biraz daha rekabetin içinde bir Türk şirketi olarak aslında oranın en değerli finansal kuruluşlarından birisi olmaya çalışacağız. Trendyol, Getirpeak gibi çok güzel örnekler var. En son Insider'ı tebrik etmek lazım. Onlar da çok güzel bir girişimdi. Türkiye'deki unicornların sayısı arttıkça aslında yabancı yatırımcının da Türkiye'ye güveni artıyor. Biz şunu gerçekten yaşıyoruz. Bugün işte dönem dönem burada yatırımcı ilgisi yok diye düşünüyorken bir unicorn haberi Türkiye'den çıkan ertesi hafta onlarca yatırımcının bizimle iletişime geçmesine sebep oluyor. Ülke için çok güzel. Biz gerçekten son birkaç yıldır bu gurur verici bir şey hepimiz için. Son birkaç yıldır Türk girişimcileri olarak Türkiye'den milyar dolarlık şirketler çıkarabileceğimizi gösterdik. Hatta Türkiye'den sadece Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin bile milyar dolar değerlemeye ulaşabileceğini gösterdik.